Değerli İTÜ ailesi merhaba. Bugün 25 Haziran 2021 Cuma ve İTÜ İş Dünyası söyleşileriyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iş dünyamızın mihenk taşlarından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız ve İTÜ 1983 Elektrik Mühendisliği mezunumuz Sayın İsmail Gül'le. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Abi yani gayet iyiyim tabii. Özellikle bu pandemi dönemi geçen senenin Mart'ından itibaren biraz günlerimizi, programlarımızı, yaşantımızı çok değiştirmiş olsa da şimdi yavaş yavaş normalleşme yönünde gidiyoruz. Bu dönemi biraz daha böyle dijital takılarak, dijital çalışarak, dijital organizasyonlar, işler yaparak geçirdik. Vallahi bir tokalaşmayı, kucaklaşmayı ya da bir toplantıyı yapmayalı çok uzun zaman oldu. Bir araya gelebilmeyi özledik başkanım herhalde. Hepimiz özledik. Maskeden sıkıldık tabii. Yani ama gene de hani bunu söylerken bu gene de büyük çoğunluk aşı olmuş olsa da gene de bu özellikle maske ve mesafe, temizlik konularına gene de hassasiyet göstererek gidelim. Sonra arkadaşlar yanlış yorumlamasınlar bizi bu konuda. Çünkü burada bitti diyoruz. Bir İngiltere tipi çıkıyor, Hindistan tipi çıkıyor, bilmem ne tipi çıkıyor. Böyle sürekli şey yapıyor. Mutasyona uğrayarak yani sürecini uzatıyor. İnşallah bu aşılar bu süreci hızla bir yol almamıza sebep olacak inşallah. Başkanım şimdi artık dilimize pelesenk oldu bu yeni normal kelimesi. İş hayatının içerisinde sizin sosyal yaşamınız nasıl gidiyor bu süreçte? Onu nasıl etkiledi daha doğrusu? Yani bu ben de katılıyorum. Yani bu yeni normal bizim çok kullandığımız bir kelime. İş dünyası içinde bir de burada biz doğal olarak hem buradaki biz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde arkadaşlarımız biliyorlardır ama ben gene de bir şöyle kısaca ifade edeyim. Yani Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye çapında bir yapılanmış 100 bin mal ve hizmet ihracatçısının çatı kuruluşu. Merkezimiz hem İstanbul'da bir de şeyde de Ankara'da da bir yapılanmamız var. Doğal olarak biz bu süreçte ihracat ailesiyle, ihracat ailesinin burada sorunlarını çözmek adına, onlara uluslararası arenada işler yapmak adına çalışıyoruz. Yani bu tabii ki bu pandemi sürecindeki bu yeni normal kelimesini yeni dönem, yeni normal hep söyledi. Daha ilk şeyden itibaren yani normalleşmeden sonraki hayat asla öncesi gibi olmayacak. Yeni bir dönem olacak. Önceliklerimiz, hassasiyetlerimiz, yaşam şeklimiz, beğenilerimiz, zevklerimiz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok daha değişecek diye söylüyorduk. Doğal olarak bunu mesela şu anda bunu çok net olarak görüyoruz. Bugün mesela insanlar evde 1,5 seneye yakın kalınca doğal olarak özgürlükle ilgili kendilerini rahat tutacak her şeye bir saldırı oldu. Otomobil yok satıyor, bisiklet yok satıyor, motosiklet yok, yat yok, tekne yok. Ondan sonra bahçeli evlere çok yoğun bir talep var. Tatil yerlerine, sayfiye yerlerine çok yoğun bir talep var. Spor rahat giysilere bir talep var. Yani kendilerini rahat hissettirecekleri her şeyi tercih ediyorlar. Bu süreç tabii ki yaşantıda bizleri de etkiledi. Açıkçası daha önce çok önemli görmediğimiz şeyleri bugün daha önemli görüyoruz. Zamanın değerini daha iyi biliyoruz. Daha eskisi gibi, eskiden de zaman önemliydi ama şimdi daha da önemli ve değerli. Hayatın anlamı, hayata bakış, öncelikler her şeyle değişti diyebiliriz. Yani bu süreçte bir özel yaşantıda değişiklikler, bir de iş hayatındaki değişiklikler var. Ama siz şu anda bana özel olarak sorduğunuz için özelde kalayım. İş yaşamıyla zaten bir de sosyal hayat bu süreçle birlikte birbirine çok girdi. Yani
evlerimizde artık mutlaka bir çalışma odası ihtiyaç haline dönüştü. Çünkü artık evlerimizden çalışır durumda geldik. Bu tabii bir taraftan da sosyal hayat da etkiliyor. Başkanım, ne yaptınız? Euro 2020'yi falan takip edebildiniz mi bu yoğun iş temposu içerisinde peki? Sorma Adamcığım, tabii bu süreç bir de hepimizi dijitalize etti. Evet. Yani bu webinarlar, bu toplantılar, şeyler, online görüşmeler, bu şeyler, konferanslar, ticari heyetler, bu ortamı çok kullandık. Bunların arasında tabii bu bizim özellikle milli takımımızın bu son Dünya Kupası elemelerinde arka arkaya aldığı sonuçlar bizi çok büyük bir beklentiye götürdü. Ben de açıkçası gruptan çıkacağımızı ümit ediyordum. Biz de birazcık biliyorsun burada bir anda normal olarak yani ikinci çıkabilir miyiz? Yani üçüncü mü oluruz? Yani üçüncü, en iyi üçüncülük mü falan diye kimse bakmadı. Biz İtalya'ya da iki atarız, üç atarız. Biz direkt birinci olarak çıkarız beklentisi oluştu ama benim nacizane gözlemim de şu oldu. Burada bizim bu sporcuları televizyonları izlerken baktım ki hep sürekli, hepsi bir şeyde oynamış, reklamda oynamış. Evet. Kimisi içecek, kimisi yiyecek, kimisi giyecek, kimisi seyahat, kimisi bilmem ne. Yani bizim arkadaşların motivasyonu bir kere buradayken düşmüş. Yani burada çok ticari olmuşlar, motive olamadılar. Yani bizim çocuklar diye çok da güzel bir şeyle gönderdik, mottoyla gönderdik. Hepsi de dünyada oynayan çocuklar artık. Sadece ülkemizin liginde değil, ülkemizin liginde oynayan bir iki tane arkadaş vardı ya. Yani. Bir kaleci, bir de Ozan vardı. Diğerlerinin hepsi Avrupa'daki takımlardan oynayanlardı. İlk maçı hadi dedik bir kazadır. Yani çok kötü oynadık. Ezik oynadık, korkak oynadık. Hadi dedik ikinci maçı alırız. Neredeyse Azerbaycan kendi ülkemiz. Orada da çok ciddi bir destekle gidildi. Ben de gidecektim. Son anda bir başka program nedeniyle kaldım. Gidemediğime çok üzüldüm ama sonucu da görünce dedim ki iyi ki gitmemişim. Vallahi çok üzüldüm. Yani hem Galler maçında çok üzüldüm. Hani İsviçre artık en azından bir galibiyet olur beklentisindeydim. Ama o bile olmadı. Yani bizim neyse bizim bu işlerdeki yılların tecrübesinde de gördüğümüz bu konularda nasıl söyleyeyim sana, motivasyonumuzu iyi şey yapamazsak, iyi yönetemezsek, çünkü çok motivasyon bize çok önemli şeyde. O motivasyonun ayarını kaçırırsak ahenk bozuluyor. Yani beyin söylediklerini tam yerine getiremiyor şey. O yüzden yani üzüldüm ama bu kadar. Ne yapalım? Yani burada spor netice itibariyle bizi yenenler bizi haksız penaltıyla yenmediler. Hakem kararıyla yenmediler. Yani gayet güzel maçlar oldu ondan sonra. Çok da güzel, zevkli. Biz yani burada artık bu çocuklarla da Dünya Kupası'nın elemeleri kaldı. Şimdi onlar yapılacak. O yüzden çok da yıpratmadan bu çocukları gene koruyarak şey yapacağız. Dünya Kupası'na bakacağız. Yani bu ne ilk bu kupalar, turnuvalar ne de son turnuva. Hayat devam ediyor. Yani aslında çok da iyi bir jenerasyon. Ben uzun zamandır sporu takip ediyorum. Ondan sonra en iyi gördüğüm milli takımlardan birisiydi yani. Çok üst düzey bir öğrenci diyorum. Oyuncu kitlesi yakalanmıştı. UEFA'da bizim elenmemizin üzerinden hani Türkler elendi ama daha güçlü bir şekilde geri dönecekler diye paylaşım yaptık. Turnuvanın en genç takımı zaten milli takımımız. Ümit ediyoruz biz de bundan sonraki turnuvalarda hani bize bunu unutturacaklar. Önümüzdeki Dünya Kupası bizim için daha güzel geçer diye ümit ediyoruz. Peki favoriniz kim başkanım bizden sonra? Türkiye'den sonra artık turnuvayı kim alır? Ya açık söyleyeyim ben bu turnuvada turnuvadaki favorim Fransa'ydı. Yani o da bir algıyla alakalı bir şey. Aslında çok da fena da oynamıyorlar şeyleri ondan sonra. Ama İtalya'yı seyrettikten sonra, İtalya-Türkiye maçını ondan sonraki maçlarını seyredince favorim İtalya'ya döndü. Yani burada Almanya neredeyse bir golle ikinci oldu yani. Neredeyse değil, bir golle ikinci oldu. Ondan sonra Portekiz bana göre zaten bu kadarlık bir takım. Ondan sonra İngiltere
bu 3-4 tane birinci şey sayarsak diğer de ikinci seviyedeki takımlar. Yani bu Çekya'dır, işte aradan İsviçre tekrar katıldı, Portekiz'e ve diğer şeylerde. Burada favori 3 tane ülke var. Almanya, İtalya, Fransa. Benim favorim İtalya. Yani futbol belli olmaz ama şeyde de kazanacağını da tahmin ediyorum yani. Ama tabii hocam başkanım şöyle bir durum var. Seyirci sayısı böyle hani tribünler tam olarak dolu olmayınca futbolu televizyon başında izlemenin bile tadı olmuyor. Yani şu anda turnuva böyle bir eksik gibi görünüyor bizim gözümüzde. Ama bazı ülkelerdeki maçlarda öyle bir durum yok mesela. Geçen gün Fransa-Portekiz maçında müthiş bir şey vardı. Pandemi öncesi görüntüler vardı. Ondan sonra hangi bir iki maçta daha böyle şey oldu, tam o coşku, seyirci, atmosfer, heyecan hepsi vardı bir şeyde. Yani onları görünce bir anda pandemiden çıktık ama hani burada pandemi diyoruz ama 2020'ye ait hiçbir şey hatırlamıyoruz. Yani 2020'de bize bir hatıra yok yani. Evet, turnuvanın isminin de Euro 2020 olması ayrı bir nüans. Orada da iyi bir hatıramız olmadı yani. Belki orada kupadan iyi bir hatıramız da olabilirdi. Onu da kaçırdık. O da olmadı. Evet. Başkanım şöyle, ben arkadaşlarla beraber çalıştık. Biz sizlere bazı sorular hazırladık. Hani bu soruları sizlere ileteceğim. Tabii programımızı da yani izleyenlerimiz İTÜ'nün 1773 sosyal hesaplarımızdan takip ediyorlar. Onlar da bize oralardan sorularını iletebilecekler. Program sonunda o soruları da ben sizlere aktarmak istiyorum. Hem kurumsal olarak tim bünyesinde olsun, hem de sizin bireysel olarak gençlere ve geleceğe verdiğiniz önemi biz yakından takip ediyoruz zaten. Bugün de sizlerle program öncesinde ilettiğimiz gibi konumuz aslında böyle Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi ve hani bunun global anlamdaki bakış açısı üzerine bir içerik hazırlamaya çalıştık biz. Ama onun öncesinde biz konuya girişi sizin üniversite yıllarınızdan ve hani gençlikteki bakış açınızdan, hani hedeflerinizden açmak istiyoruz. Siz 1983 elektrik mühendisliği mezunusunuz bizim üniversitemizden, İTÜ'den. O yıllarınıza gidersek, hani üniversite yıllarınız nasıldı? Hedefleriniz, hayalleriniz nasıldı? Şimdi bu yıllardan 25 yıl, 30 yıl öncesine baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Biraz o şekilde başlayabilir miyiz? Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hani vallahi tabii bizim o dönemler biraz öğrenci olaylarının çok olduğu bir dönemdi. Doğal olarak üniversiteler de bu konularda çok etkilenmişti. Burada üniversiteler sağcı solcu diye ikiye bölünmüştü. Bu nedenle ben önce bir başka üniversitede okudum ama orada sıkıntı yaşayınca tekrar sınava girdim ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. İyi ki de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış. Tabii üniversiteli olmak güzel bir şey. İstanbul Teknik Üniversiteli olmak çok daha özel bir şey. Bunu o zaman anlıyor muyduk? Bunu o zaman çok fazla hissettiğimizi söyleyemeyiz. Sadece bize hissettiren puanının yüksek olmasıydı, giriş puanının. Ama daha sonraki hayat kapısında çok ciddi bir kartvizit olduğunu, çok büyük öncelikler ve tecrübe sağladığını da gördüm. O nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki iyi bir öğrenciydim. Biraz gecikmemiz oldu ama o gecikmemiz bizden de çok kaynaklanan değil. Biraz tabii okulların eğitime ara vermesinden kaybeden şey vardı ki biz o dönemde 77 girişlilerle beraber okuduk. 82-78 girişliyim ben. 77-78 düşünün, bir sene okul kapalı kalmış. İkimiz birlikte okuduk o dönemde. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi dönemimiz çok bir şeydir. Elektrik mühendisi de en zorlu bölümlerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 73 tane dersimiz vardı. Bu çok yoğun bir ders sayısı, öyle değil mi? Yani mühendislikler içerisinde en yoğun ders programı ondaydı. Yani çok güzel hocalarımızla iyi diyalogumuz vardı. Ondan sonraki süreçte tabii biraz daha nispeten bu öğrenci olayları falan azaldı. Sonrasında daha normale döndü tabii ortam ama
O dönemde biraz zor bir dönemdi. Tabii bizim üniversitede en büyük şeyimiz bu mühendislik yapmak, mühendisliği gerçekleştirmekti ama işin açıkçası burada hem ondan sonrasında ihtisas yapmam nedeniyle hem de burada kendi babamızın işiyle ilgili olan gelişmeler bizi mühendislik yapmaya değil de iş adamlığına götürdü. O nedenle mühendislik nosyonumda oradan aldığım bilgileri kullanarak bizim tabii bugün tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirket var. Burada yönetimdeyiz. Aynı zamanda enerji, inşaat, turizm gibi yatırımlarla da paralellik yapıyoruz, gözden götürüyoruz. Yani hayallerimizi değil de biraz günün getirdiklerini yaşadık. O günün koşullarının getirmiş olduğu şeylerle. Tabii 80'den sonra ihracatın açılması, ihracata yönelik bizim de yatırımlarla büyümemiz ve ihracatı tercih etmemiz bize dünyada farklı bir kapı açtı. Bugün hemen hemen bütün ürettiğini ihraç eden bir şirket haline geldik ve bugün bu yolda da gidiyoruz. Lisans eğitimden sonra işletme alanında yüksek lisans eğitiminize devam ettiniz. Evet, işletme lisansı aldım İstanbul Üniversitesi'nde. Bir yıllık da bir eğitim aldık. Ondan sonra işte askerlik ve ondan sonra da iş hayatının içerisinde faaliyette tam da çalıştım yani. Bizim kendi aramızda öğrenci arkadaşlarla beraber konuştuğumuzda hani mühendislik eğitimi almak böyle size nasıl bir bakış açısı kattı? Yani daha doğrusu mühendis olduktan sonra diğer alanlara bakışınız nasıl değişiyor? O konuda bir şeyler konuşabilir miyim? Adem'ciğim orada mühendislik, yani mühendis kafası ayrı bir şey, bakış açısı. Yani daha net, daha objektif olayları görüp duruma göre karar veren, çok fazla hayalci değil, daha böyle netice odaklı şey getiriyor. Mühendis şeyinin bakış açısı daha farklı olaylara, şeylerde kararlar daha anında verip anında üzerine gitme gibi bir şey getiriyor. Yani mühendislik duygusu, o mühendis eğitimi, yönlendirmesi biraz daha kabul etmek gerekiyor ki bizim hayatımızda çok önemli bir şey veriyor. Yani bize bir önemli nosyon veriyor. O yüzden hani ben böyle çok edebiyat tarafında değil de böyle fen, matematik ağırlıklı bir şey dedik. O açıdan da zaten bu sınavda bizi buraya getirdi. İyi bir tercihle, iyi bir puanla girmiştim. Tabii o aldığımız o mühendislik eğitimi, bu oradaki kararlar, analizler, daha sonra o şeydeki ihtisasları aldığımız şeyler de bizleri tabii yapacağımız işlerde daha analizler, daha hesaplı, kitaplı, daha tabloyu gören, daha böyle iyi analizler yapan bir şey verdi bize, misyon verdi. O yönde geliştik. Yani bu mühendislik şeyi ayrı bir duygu. Yani bu insanın tamamen tabii yapısında, yani bunda öbür tarafta mesela çok fazla bir şeyimiz yoktu. Çünkü liseden de gelen hep böyle İyi bir öğrenciydim, notlarım, karnelerim, şeylerim falan hep iyiydi, ortalamalarım. Ondan sonra ilkokullarda hep teşekkür getirdik orada. O zaman teşekkür, takdir belgesi vardı. Ondan sonra belgelerle getirdik ve mühendislikte iyi ki mühendis olmuşum, iyi ki ütülü olmuşum. Hayatımın her aşamasında da bunu gördüm. Şimdi de bu gördüklerimizi tabii burada, bu çatı altında da burada çok önemli işler yapılıyor, çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Burada da gençlere bunu vermeye çalışıyoruz. Ben kimseye çok fazla tavsiyede bulunmuyorum çünkü tavsiyeyi çok kimse dinlemiyor. Yani burada bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Neticede yaşaması gerekiyor. Biz de onlara yaşaması gereken işleri veriyoruz. Yani. Biz orada mesela burada girişimcilik evlerimiz var. Türkiye'nin 13 tane ilinde burada çok başarılı girişimcilerimiz var. İnovasyon ekibimiz var. 3500 tane öğrenciyle. Mesela onlara inovasyon kültürünü, inovasyonla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra bu bizim inovasyonla ilgili bütün haftalara, Türkiye'deki bu şeyde inovasyon etkinliklerine götürüyoruz. Orada bulunduruyoruz, destekliyoruz. Sanayi Bakanlığı'yla,
projelerinin takipçisi oluyoruz. Bu girişimcilerin girişimcilik ekosisteminde hem eğitsel destek veriyoruz. Burada Ekonomi Bankası'yla TimTap girişim evleri yapısında. Orada da bunları veriyoruz. Ki yani burada ya şöyle yapın, böyle yapın, buna dikkat edin falan dikkat edin. Baktım ki bunlar çok fazla şey görmüyor, karşılık görmüyor yani. Ama sahada olup bizzat bunları yaşamak, görmek, ondan sonra bu şeylerde, bu süreçlerin içerisinde olmak daha faydalı. O zaman dedik biz bunları geliştirelim. Yani nasihattansa eylem haline getirelim. Çünkü tim çok dinamik bir yapı. İnşallah yani burada gençlere yönelik çok arka arkaya çok güzel projeler açıklıyoruz. Bir tanesini daha inşallah yakında paylaşacağız. Başkanım. Şimdi tim deyince ihracat aslında gündemimiz hani merkezinde oluyor. Hani 1980'lerden Özal'la başlayan aslında Türkiye'nin bir açılım süreci var. Hani geçmişten günümüze ve bugünlerde özellikle ihracat nasıl gelişti bizim ülkemizde başkanım? Ve özellikle bu katma değer konusu ihracattaki hani bize ne katar? Evet. Yani evet. Sen kaç doğumlusun? Muhtemelen 2000 civarında olman lazım. Teşekkür ederim başkanım. Biraz daha önde. Biraz daha önde. O iyi. Yani neticede şöyle tabii aradaki 20 sene şöyle bizim 80'deki yıllarda Türkiye'nin ihracatı 2,5 milyar dolardı yani. Evet. Yani bir daha söyleyeyim 2,5 milyar dolar. Türkiye'nin sattığı ürünler de tahmin edersiniz ki çok fazla endüstriyel ürünler değil, tarım ürünleri büyük yoğunlukta, ham madde yani işlenmemiş ürünler yani. 80'den sonra bu rahmetli Sayın Cumhurbaşkanı Özal'dan sonraki süreç bu yatırımlarla, bu teşviklerle bu ham maddeyi bu şeyi ham maddeyi yarı mamul hale getirme ya da mamul haline getirmekle ilgili teşvikler verildi. Bunların ihracatına ciddi paylar verildi. Ondan sonra teşvik rakamları oldu. Yapılan teşviklerin belli oranlarını iade edildi. Bunu kötüye kullananlar oldu ama kötüye kullananların oranı iyiye kullananlar içerisinde çok küçük kaldı ve faydası işte bu teşviklerle bazı iller bazı bölgeler kümelendi, çok büyük ihracat merkezleri haline geldi. Burada özellikle mesela orada Antep'tir, Maraş'tır, Ege'de burada İzmir'dir, Denizli'dir, Adana'dır, ondan sonra Antalya. Buralarda çok önemli yatırımlar, Bursa otomobil merkezi oldu. Yani bazı sektörlerin yapısıyla şey oldu, büyük gelişmeler sağlandı. 2000 yılına geldiğimizde işte 30 milyar dolarlık bir ihracat vardı. Bugün çok önemli bir tarih 2021. İnşallah bu 2021'in şeyinde inşallah onu 202 milyarın üzerinde bir ihracata götüreceğiz. Yani 2021'de 202'nin üzerinde bir ihracata götüreceğiz. Tarihi bir yıla gelecek çünkü yaklaşık 13 yıldan fazla zamandır şeydeyiz, hep yüzlü rakamlardayız. Tabii bu aradaki süreçte biliyorsunuz sizler de çok arka arkaya dünyada krizler oldu. İşte Amerika'da, Uzak Doğu'da, Çin'de, Avrupa'da, Rusya'da. Ondan sonra bu en son pandemide zaten bu en son beklenmeyen en son şeyde krizde. Doğal olarak bu süreç şeyi yaptı ama bu sene inşallah bu biraz önce konuştuğumuz yeni dönem doğal olarak Türkiye'yi çok önemli bir yere geçecek. Yeni normal döneminde Türkiye'yi önemli bir tedarik sağlayıcısı konumuna getirecek ve inşallah bu 200'ü geçtikten sonra inşallah 300'e çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız yani. İnşallah başkanım. Şimdi pandemi süreci, koronavirüs hani bir iş dünyasında evden çalışmayı başlattı. Bizim hani eğitim dünyasında da hibrit eğitim, biz artık online eğitim sürecini konuşuyoruz kendi aramızda. Burada ihracatın etkilenmesi nasıl oldu? Yani bu dijitalleşme bizim ihracatımız nasıl etkiledi? Yani bu 3 yıl derken süreçte bizi yavaşlattı mı bu dijitalleştirme yoksa hızlandık mı? Şu an tim olarak yaklaşık bir senede 1472 tane toplantı yapmışız. 1472.
Yani burada Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ben demiyorum Türkiye İhracatçılar, 1472 toplantı. Müthiş bir toplantı. Yani günde hiç yapmadığımız dönemde günde 5 tane toplantıdan aşağı şeyimiz olmadı. Doğal olarak bu dijital ortam, dijital işler yaptırdı bize. Dijital fuarlar yaptık. Ondan sonra ticari heyetler yaptık. Dünyada 82 tane ülkede 100'e yakın ticari heyet yaptık. Bütün büyükelçileri, ticari müşavirleri hepsini bir ihracat elçisi gibi çalıştırdık. Yani burada evet uçaklar kalkmadı, gidip fiziki temas olmadı ama bu dijital bir şey oldu. Bu senin dediğin gibi. Yani biz de burada timi bu hastalıkta önlem olarak burada 1/3'e düşürdük burada çalışan arkadaşlarımızın sayısını. Burada 1/3 burada tuttuk, 2/3 de evden çalıştırdık. Hizmetimizde, işimizde hiçbir aksaklık olmadı. Bu pandemi döneminde de mesela Mart, Nisan, Mayıs 3 tane ay etkilendi. Mart'ta düşüş, ciddi bir düşüş olmadı. %40'a yakın düşüş oldu. Ama Nisan'da %70'e yakın bir düşüş oldu. Mayıs'ta biraz daha toparlanışa geçti. Yani işin dibini Nisan ayında gördük. Ondan sonra ihracat hızla toparlanmaya geçti. Ve çok şükür yani yılın son çeyreğinde arka arkaya Cumhuriyet tarihinin rekorlarını açıkladık. Biz bu ihracat ailesi olarak aylık ihracatları açıklıyoruz tabii. Arka arkaya böyle rekorlar da açıklanınca doğal olarak bu pandemi dönemindeki bazı ekonomik göstergeler de şey oldu, etkilendi olumsuz yönde. Ama ihracat çok olumlu etkilendi. Yani halkın, işletmeden herkesin moral şeyi oldu. Ama burada sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten buradaki desteğini, duruşunu, fabrikalar açık kalması yönündeki destekleri, işçilerin fabrikalara gitmesi, yani herkes evde ama fabrikalar çalışıyor. Tarlada ürünler var mesela, onların toplanması, yenisinin ekilmesi, bunlar çok arkada çok önemli bir mücadele verildi. Bunlar da bu anlamda çok şükür onlar sağlandığı için de mesela bugün geçen senenin hedefinin 5 milyar dolar üstüne çıktık. Bu sene de 184 milyar dolar hedef vardı ülkemizin. Ama inşallah 200 milyar doların üzerine doğru gideceğiz. Ve bugün tarihi bir rakam oluşturacağız. Bu dönem, pandemi dönemi içeride biraz tabii pazar daralınca herkesi ihracata yönlendirdi. Doğal olarak insanlarda da şöyle de bir şey oluştu. Çin özellikle son 10 yılda dünyanın başına pek çok mikrop üretti. Yani burada bilmem kuş gribi gibi bilmem şey gibi birkaç tane buna benzer mikroplarla hatırlayın çok hastalık oldu. Çok ölümlü şeyler oldu, vakalar. Bu en son tabii çok etkiledi. Yani 5 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Ekonomiye kaybı trilyonlarca dolarlık. Ekonomi %10'a yakın küçüldü. Doğal olarak bu şey... İnsanlarda da Çin'e karşı bir antipati oluşturdu yani. Made in China'yı artık insanlar kullanmıyor, tedarik etmiyor. Bir de mesela bu pandemi ve hastalık burada başladı, onlar kapandı. Öyle olunca insanların bütün tedarikleri şeyde kaldı, gelmedi. Bu da tedarik zincirini koparttı. Doğal olarak mesela bazı ülkeler hatırlayın, Mart'ta, Nisan'da maske için birbirine girdi yani bazı Avrupa ülkeleri. Bir dezenfektan bulunamadı bilmem ne. Onlar da anladı ki dünya yani çok büyük bir üretici de olsa, çok büyük bir merkez de olsa bir gün bu tedarik kopabiliyor. O nedenle bugün artık dünya hem kendini bir tedarikte güvence altına alma hem de güvenilir bazı tedarik merkezleri oluşturmada karar aldı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. O nedenle Türkiye çok yakın süre içerisinde çok ciddi üretim atakları yapacak. Bir şey daha fark ettik. Tarım bizim için ne kadar önemliymiş. Bunu gördük. Kendi kendine yetmek ondan sonra mağazalarda marketlerde gıda ürünlerinin hepsini bulmak ne kadar önemliymiş. Ondan sonra dünya ondan da eksik kaldı.
bazı dönemlerde bazı sebzelerin, meyvelerin ihracatı durduruldu. Yeter ki insanımız buradan etkilenmesin diye. Yani belki bu şeyde bu dönemin en çok şeyi, en çok kazananın ihracat oldu. Zaten bir ülkemizde ihracatı büyümenin lokomotifi olarak koymuştu plana, programa. O çerçevede inşallah bunları gerçekleştirerek gidiyoruz. Ve bizim ihracat ailemiz de Allah'a çok şükür hem yatırımlar yaparak hem de büyüyerek gidiyor. O zaman şöyle anlıyorum bir taraftan da başkanım, hani bizim şirketlerimiz de, Türk şirketleri de, üreticilerimiz de bir taraftan bu pandemiyle beraber yeni normale ayak uydurdu. Yani dijitalleşmeye ayak uydurdu ve üretim noktasında açık vermedi diyebiliriz. Yani doğru. Buradan şunu da söyleyelim. Yani bu dijitalle dedik ya, 10 senelik dijital yolunu bir seneye sığdırdık. Doğal olarak e-ticaret çok ciddi şekilde büyüdü. Herkes evde olunca, çarşı pazar kapalı olunca e-ticaret ve e-işi yapanlar bu işlerde, bu taşımacılık, bütün bu sektörün büyümesine sebep oldu. Bu da mesela dünyadaki bu şeyin de, dünyanın neredeyse ticaretin üçte biri e-ye döndü, e-ticarete döndü. Doğal olarak biz de şimdi e-ihracatı ölçmeye çalışıyoruz. Bizim burada da büyüme oldu. O nedenle bu sürecin dijitalizasyon ve dijitalleşme bu dönemin en önemli şeyi oldu. Evet, biz de biliyorduk yani bir gün bu kadar şey olacağını. Ama biz 2018'de seçimle geldik buraya ve biz bu dijitalleşme konusunda bir altyapı oluşturduk. Yani bu teknolojik olarak bazı yatırımlar yapmıştık. İyi ki yapmışız ve bugün hiç etkilenmeden bu işlerimizi yaptık. Ama bu süreçte herkes de bu altyapıyı yaptı, bu düzene çok hızlı bir şekilde koordine oldu yani. Artık hani herhalde tüm ürünlerimizi e-ticaret üzerinden alıyoruz. Yani en ufak ekmeğimizi dahi artık oradan. Yani artık iş o noktaya geldi yani, hiç şey yapmadan. Bu kadar olması çok iyi bir şey mi? Tabii onu bilemiyorum ama çok şey oldu, yoğunlaştı belli. Yani düşün, bu işi yapan firmaların piyasa değerleri. Bunlar ki zaten hani gençlerin çok bu itibar etti, çok fazla yazılım konusuna, bu e-ihracata, e-ticarete çok yoğunlaştıklarını biliyoruz, görüyoruz. O konudaki ilgileri, alakaları en üst seviyede. Bir de onlar için de çok büyük bir şey oldu, fırsat kapısı oldu. Olanlar yani o anda sahada olmak çok önemli. Yani yedek kulübesindeysen maçın skorunda etkin yok, sana da bir faydası yok. Tribündeysen zaten seyircisin, yani hiç işin yoksa evdesin, tribündesin, olsa sana bir şey yok. O zaman ne yapacağız? İşte seninle bugün bizim konuşmamızın da temeli girişimcilik. O zaman girişimci olacaksın, deneyeceksin. Şartlar da sana imkan sağlayacak. Bu hiçbir şeyin, hiçbir kitabın yazmadığı, hiçbir öngörünün şey yapamadığı, tahmin edemediği hiçbir şeyde bir dönem yaşıyoruz. Yani böyle bir 100 yıllık bir pandemi geçen dönemde 100 yıl önce olmuş. Çok daha büyük bir insan kaybı olmuş. Bu dönem daha büyük etki olarak, sayısı olarak daha nispeten ona göre düşük. Ama etki ekonomi olarak çok büyük. Ve bugün bu yaşanan etki dünyanın ticaretinin, akışının, tercihlerin, yaşam şekillerinin, önceliklerinin her şeyini değiştiriyor doğal olarak. Evet. Başkanım, bir sorum da şeyden var, inovasyon haftası. Hani TİM deyince bizim arkadaşlarla aramızda konuşulan inovasyon haftası konusu çok gündeme geliyor. Hani tam olarak inovasyon haftası nedir? Hani biz gençlere nasıl bir etkisi var? Yani gençlere çok etkisi var. Yani bu tabii inovasyon, inovasyon yeni bir şey bulmak, yeni bir şey üretmek. Yani burada birincisi buradaki söylemek, vermek istediğimiz şey de şu. Yani bu gençleri üretim kültürünün içerisine, tasarımın içerisine çekmeye çalışıyoruz. Bizim tasarım haftası etkinliğimiz var. Evet. Burada inovasyon var, girişimcilik var, bütün bunları. Bu girişimciliği de bir akademi haline getiriyoruz. Doğal olarak buradaki amacımız da işte bu gençlerin taze beyinlerle, hayalleriyle, yani olaylara yeni şeyler, bakış açısı, yeni bir dinamizm, yeni bir farklılık getirmesi. Onların sektörlere, seçtiği sektöre, ürünlere bir farklılık getirmesi. O nedenle tabii bu inovasyon ayrı bir kültür. Yani bu inovasyonu yaşayan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin de
bunu yaşam şekillerine, tarzlarına, ekonomilerine yansıttıklarını görüyoruz. Ve onlara çok farklı bir şey getiriyor. Yani bugün marka deyince işte bir İtalya, bir Fransa gibi ülkeler herkese bir öncelik oluşturuyor. Bunlarda neden bu kadar şey var? Bunlar bir şey yaşamışlar. Bir dönem yaşamışlar. Burada Leonardo da Vinci'ler gibi, Michelangelo'lar gibi bunlar hep dünya kadar önemli sanatçılar bir şey yaratmışlar. Bir eserler yaratmışlar. Sanatın değeri, ürünlerin değeri belki o gün değil ama ondan sonraki süreçte çok daha anlaşılmış burada. Bugün insanların en çok şeyi, yani bu farklı bir şeyi görmek onun değeri. Bu nedenle tabii inovasyon işi sıradan bir üründen ürünle rekabet etmek, sıradan bir ürünün büyütmek bazında değil, onu daha farklı bir alana çekerek daha farklı katma değerli bir ürün haline getirmek, biraz ona bir değişik bir uygulama getirmek. Yani bunu çok görüyoruz hayatımızın içerisinde. O nedenle şimdi inovasyon demek aklın, fikrin, hayallerin, ürünlerin içerisine girmesi demek. Onu da bu kültürün, bu döngünün içerisinde nerede olacak? Üniversitelerimizde olacak. Üniversitelerimizde burada ortak çalışıyoruz bütün üniversiteler. Söylediğim gibi 3500'e yakın öğrencimiz var. Bunlar inovasyon eğitimleri veriyorlar birbirlerine. Ondan sonra burada bir ekosistemimiz var. Ondan sonra hemen hemen her ilde, yer gittiğimiz yerde de o arkadaşlarımızla beraber oluyoruz. Etkinliklerimize davet ediyoruz. Burada dünyanın en yaratıcı kurumlarından bu işi yapan inovatif fikir üretenleri burada getirip inovasyon haftasında konuşmacı yapıyoruz. Yani spordan sanata, tıptan her şeyin içerisinde olduğu endüstriye varana kadar her şeydeki inovasyon ve değişimin uygulayıcılarını, yapanların konuşmaları oluyor. Böyle 2 günlük, 3 günlük programlarla, ki geçen sene bunu dijital ortamda yaptık ve yaklaşık 7 milyona yakın bir erişim oldu. Çok ilgi. Çok önemli ve güzel konuşmacılar oldu. İnsanlar da evdeydi. Geldim. Burada her türlü teknolojik, dijital altyapıyı da kullanarak böyle ilk defa bir şey yaptık sanal ortamda. Çok da başarılı oldu. Biz ilgiyle takip ediyoruz başkanım zaten programı. Biz sizle konuşurken bir taraftan da ben sosyal medyadan neler oluyor diye bakıyorum. YouTube'dan çok güzel sorular var. Birkaç tane de onlardan size sorarak devam edeyim. Kendi sorularım da var ama oradaki sorular da çok güzel. Bir arkadaşımız şey demiş başkanım. İşinizi tekrar kurma fırsatınız olsaydı neleri farklı yapardınız? Yani işimi tekrar kuracak olsam tabii biraz daha bu biz şu anda yoğun emek yoğun bir sektördeyiz. Biraz daha teknolojik bir işi tercih edebilirdim burada. Yani orada o günün şartları ve koşulları, bunu yaptığımız işi de severek yapıyoruz, aşkla yapıyoruz ki zaten hangi işi yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın zaten içine sevgiyi koymuyorsanız buradan bir şeyi başarılı olmanız mümkün değil. Yani gönülsüz hiçbir işten sonuç alınmaz. Yani bugün daha farklı sektörler, daha farklı işler de getiriyor. O nedenle belki bu tekstildeki bizim bu büyüme süreci çok uzun süre aldı bizim buradaki. Yani bir orada 1-2 makineyle başlayan bir süreç tabii, çok kısa sürede anlattık. Yani bugün önemli ihracatçılardan birisiyiz bu konuda büyüklük olarak. Yani bu süreci daha hızlı alabileceğim bir şey yapabilirdik. Eğer bugün işe başlamış olsaydık. Arkadaşımız hani girişimci olmaya ne zaman karar verdiniz diye sormuş ama ben onu şey sormak istiyorum. Yani, girişimci olmaya nasıl karar verilir? Hani bu karara insanı ne sürükler? Valla insanın girişimciliğe, girişimcilik şöyle, girişimcilik burada. Evet. Yani bir kere burada başlayacak, burada da bitecek. Yani bir kere isteyeceksin, ikincisi de düşüneceksin. Bu. Yani ben çok fazla ince hesap yapıp da çok fazla yani burada Anadolu tabiriyle hani sirke sarımsak hesabı yaptığın zaman çok girişimci olamazsın. Zaten girişimciyle olmayanın arasındaki tek fark buradaki cesaret. Yani birinin boyunu aşan suya da atlayıp yüzmesi, diğerinin de ya boyumu aşıyor ben burada ya boğulursam demesi.
Zaten hayat böyledir. Herkese bir şey verir, şans verir. Herkes bunu bir dener. Başaranları biz konuşuruz. Bu arada deneyenlere de bir deneyim sahibi olmuş olurlar. Başka şeyleri deneme imkanı sağlar. Ondan sonra o yüzden girişimcilik yürekten başlayıp akılla devam eden bir süreç. O nedenle birincisi tabii ki bunları da tetikleyecek şey ne? Ne? Adem? Hayal. Belli olmak. Hayal, hayal. Önce hayal edeceksin. Yani önce ulan ben şunu ne yapayım, böyle bir şey yapsam yürür mü? Çünkü biz bu girişim evlerinde hayalleri dinliyoruz. Yani o kadar güzel projeler geliyor ki mesela geçen bizim bir şeyde, bizim bir girişimcimiz zeytin çekirdeğinden ellaf üretmiş ondan sonra. Yani çok da ciddi de bir yatırım almış. Bir tane şirketimiz burada Bio diye şey var biliyorsunuz, bu arının polenlerinden şey yapan bir girişimcimiz var. O da çok önemli bir yol aldı. Onun gibi bugün TOK Türkiye'nin otomobiline parça üreten, yazılım yapan bir sürü arkadaşımız var. O kadar değişik, o kadar boş konulara hayaller kurmuşlar ki gerçekten hayran oluruz. Yani birincisi düşüneceksin, bu şunu ben şöyle yaparsam burada nasıl bir şey yaratırım diye hayal edeceğim. Sonra da cesaretle, yürekle atlayacaksın ve akılla da işi yöneteceksin. Burada bir süreç, girişimcinin tek farkı bu. Şöyle bir soru var, güzel bir soru. Girişimcilikte fikir mi yoksa sermayeye ulaşmak mı önemli? Yani bu şeye benziyor. Aslında hani tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk mu'ya benziyor ama yani fikir olmadın mı sermayeyi bulsan da önemli değil. Şimdi ne için anlatıyoruz biz bunu? Sermayeyle fikri buluşturacak bir altyapıdan bahsediyorum ben. Diyorum ki ya sen yani bu tarafta sermaye var, melek yatırımcı. Evet. Yani yatırımcı olmak istiyor burada güzel bir projeye. Ona ne lazım? Proje lazım yani, fikir lazım burada. Zaten o fikirler mesela televizyonlarda da bazı programlar yapıldı. Burada bazı STK'lar da buna benzer işleri yapıyor. Tim de bunlardan bir tanesi. Nedeni değerli olan fikir. Yani fikir burada şeyi götüren fikir. Çünkü eğer fikriniz iyiyse, bunu iyi anlatırsanız, ondan sonra bunu da birileriyle buluşturursanız doğal olarak sermaye gelip sizi buluyor. Yani o yüzden sermaye, para bazen hiç bulamazsın, bazen daha parayı o kadar çok şey gelir ki bu zaman da parayı da ne yapacağını bilemezsin yani. Yine ona benzer soru, yeni mezunuz, fikrimiz var ama paramız yok, nasıl bir yol izlemeliyiz diye bir arkadaşımız sormuş aynı şekilde. Önce fikirlerini alalım bu arkadaşlarımızın. Bizlerin bu TimTap girişim evleri var, buradaki timin, buradaki şeylerini, burada Kübra Hanım diye ilgili bir şeyimiz var. Ondan sonra genel sekreter yardımcımız o arkadaşlarımıza ulaşsınlar. Biz onlara yol gösterelim. Girişimcilik şeylerine, girişim evlerine onları şey yapalım. Orada onlara destek verelim. Startup projesi, onlara projelerini, fikirlerini nasıl geliştireceklerini, yolunu gösterelim. Burada ve bu projeleri de daha sonra inşallah sermayeyle, parayla buluşacaksın. Şimdi devletin de mesela destekleri var, hibeleri var. Yani hibe de var. Yani geri ödenmeme kaydıyla. Tabii sizden çoğu arkadaş belki bunları da bilmiyordur. O nedenle böyle bir şey de olursa bizlere gerek buradan Twitter'dan yazarak, gerek Instagram'dan ulaşarak, gerekse buradaki dediğim gibi kimin telefondan bizlere ulaşarak, bizim Alotim hattımız var, Alotim hattından ulaşarak bizlere bunları iletirlerse biz de onlara dönüş yapar, elimizden gelen bütün yardımı gösteririz. Sürdürülebilirliğe çok önem veriyorsun. Yani bunu çeşitli defalarda şahit de oldum. Hatta geçen günlerde bir hedeflerinizi açıkladınız. Sürdürülebilirlik üzerine hedeflerinizi de açıklamıştınız başkan. Hani bu konudan da kısaca bahsedebilir miyiz? Yani tabii bütün bunları yaparken değerli arkadaşlarım, yani çevreyi de tüketmemek gerekiyor. Yani bugün yani ben üniversitedeyken diyelim ki 80'li yıllardaki iklimle bugünkü iklim bir şey de değil. Bugün daha
ısınmış bir dünyadayız. İstanbul'a neredeyse artık kar yağmıyor. O günlerde karlar yağdığı zaman bir hafta 10 gün kalıyordu. Her sene mutlaka ciddi kar yağışı olurdu, yağmurlar olurdu. Şimdi mesela şurada birkaç ay öncesine kadar İstanbul barajlarda ciddi olarak su sıkıntısı çekiyordu. Yani birincisi bugün işte müsilaj olarak görüyoruz. Bu da şu bu o diye söylemeden söylüyorum. Çünkü burada herkes suçlu yani. Burada kimse masum değil bu konuda. Herkesin sorumluluğu var. Herkes bugün yani bu sokaktaki vatandaşından da işçisinden de devletin bu konudaki denetimini yapanlara da varana kadar herkesin bir eksikliği var. Yani bu müsilaj gelip de bugün tüm Marmara'yı tehdit ettiyse yani diğerlerde bunun hep bu kirlilikten kaynaklı. Bu kirlilik de vere vere denizde doydu taştı yani. Doğal olarak tabii buradaki şehirlerin altyapısı, şirketlerin altyapısı ve bunların arıtmalarının yapılması, kontrolleri, denetimleri gerçekten çalışıp çalışmadığı sonuçları ihmal edildi. Yani bugün bizim bünyemizde kadın konseyimiz var. Bu kadın konseyimiz de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapıyorlar. Sıfır atık konusunda, şey konusunda. O nedenle böyle bir eylem planıyla çıktık. Yani bu müsilaj bir netice. Bu neticede de yani bu devletin sorunu deyip de sırtımızı da dönebiliriz. Ama bu bizi kurtarmaz. Biz sorumluyuz. Çünkü gelecek adına, sizler adına sorumluyuz. Siz gençlere, sizlerin sonraki nesillere de sorumluluğumuz var. Biz bugün bu inisiyatif alarak dünyayı yeşil tutmak, burada havayı temiz tutmak adına bir takım çalışmaların içerisinde olmamız gerekiyor. Yön vermemiz gerekiyor, bilinçlendirmemiz gerekiyor, eğitim vermemiz gerekiyor. Yani o nedenle bu yapıları oluşturduk ve bu konuda bir eylem planı açıkladık. İnşallah bir 12 maddelik bir eylem planıyla burada devletimizin de desteğiyle bizler de gayret gösteririz. Çünkü biz proje getiririz, yol gösteririz, fikir üretiriz. Bunları yaparız. Biz devlet değiliz. Bizim işimiz, biz özel sektörüz, iş yaparız. Ama işi yaparken de sorumluluk alarak iş yaparız. Yani. Teşekkür ederim başkanım. Şöyle bir soru var. Sizce kimler girişimci olmalı, kimler girişimcilikten uzak durmalıdır karakter olarak baktığımızda? Yani kimler girişimci olmalı derken, girişimciliğin tek tarifi cesarettir. Yani bir söylediğim burada, yürekte. Yani burada düşüneceksin, hayal edeceksin. Çok arkadaşımıza da şey yaptım, burada anlattım örnekleriyle. Belli bir iş hayatına gireceksiniz mesela. Burada bazı arkadaşlar gidecek, bir şirkete girecek, orada profesyonel çalışacak. Orada şef, müdür, genel müdür, CEO, CFO neyse yönetici olacak. Ama diğer taraftan bazı arkadaşlar da girişimci olacak. Yani bir tane ürün bulacak, o ürünü üretmeye çalışacak. Bir yazılım yapacak, yazılım satacak, oyun yazacak, ne bileyim başka sektörlere girecek. Bu şeyde oralarda üretici olacak, ihracatçı olacak, ondan sonra içine inovasyon koyacak, bir şeyler yapacak, değiştirecek. Yani insanların, çünkü nesiller değiştikçe beğeniler de değişiyor. Yani bugün benim beğendiğimi benim çocuklarım beğenmiyor mesela. Zevklerimiz aynı değil, önceliklerimiz aynı değil. Demek ki bu dünya herkese bir fırsat sunuyor. Sonuç sonsuz yani. Ya herkes yapmış bir şey. Yapmanın hala bir şey yok. Hala yapılacak çok şey var. Hala yapılacak işler, yapılacak mesafeler var. Şey sorulmuş başkanım. Çin normal yaşamına hızla döndü, dönüyor. Bu hem Türkiye için döndükten sonra Türkiye ve Çin arasındaki ilişki eski haline döner mi? Yani üretim noktasında ve Çin tekrardan dünyanın üretim üssü mü olacak, yoksa hani sizin biraz önce anlattığınız gibi bölgesel üretim üsleri güçlerini korumaya devam edecek mi diye bir soru gelmiş. Yani şimdi arkadaşlar teşekkür ederim. Ben bu soruyu şu manada çok önemli gördüm. Demek ki güncel şeyleri takip ediyor bu arkadaşımız. Eskiden globalleşme deniyordu, şimdi lokalleşme deniyor. Yani bölgeselleşme çok önem kazanıyor artık. Yani bu RCEP dünyanın en büyük bölgesel serbest ticaret anlaşması bölgesi yapıldı. Yani bu dünya nüfusunun neredeyse üçte biriyle,
Yani bunlar insanların artık şeyini değiştiriyor. Yani artık öyle ben bir yerde üreteyim, ben de oradan alırım. Şeyi değişiyor artık. Birincisi bölgeselleşme yoğunlaşıyor. İkincisi de kendi ihtiyacın kadar üretmeye çalışıyorsun imkanların çerçevesinde. O yüzden bu yatırımlar ve öncelikler burada şey değiştirecek, şekil değiştirecek. Türkiye-Çin ilişkilerinde ticaretin şeyi olmaz. Etkilenmesi olmaz. Ticaret her halükarda yapılır. Ticaret siyasetten ayrıdır. Ticaret bir şeydir, ekonomik bir, her iki tarafa karşılıklı menfaat sağlayan bir işlemdir. O nedenle bizim orada şey değil ama dünya kendi alternatif tedarik yerlerini oluşturuyor. Çünkü bugün mesela yaşanan konteyner krizi diye herhalde arkadaşlarımız da takip ediyorlardır. Yani lojistikte sorunlar yaşanıyor. Bunlar da tabii yakından tedarikte de bunları da önemli bir etken haline getirecek. Global arenadaki girişimcilik kültürüyle ülkemizdeki girişimcilik kültürünü karşılaştırırsak arada nasıl farklar var, biz ne durumdayız? Vallahi biz iyi durumdayız. Yani globalle şeyin nedir o? Yani bu iki tane şeyin arasında bir fark yok. Yani bu global, ya biz şunların girişimcisi acayip başarılı diye bir şey söyleyebilir miyiz yani? Bu girişimcilik diyoruz. Yani bir kere girişeceksin. Evet. Yani bir kere girişeceksin. Bir kere yani ona karar verip formayı giyeceksin. Yani ben bunu oynayacağım deyip şeye sahaya çıkacaksın. Yani oradan sonra eğer aynı kulvarda aynı şeyde iş yapıp da geliştiriyorsan o zaman rakip olacağız. Rekabet başka bir boyut. Yani rekabet olmuş, yapılmış işin neticesinin şeyini getirdiği bir durum. O zaman senin farkın ya da onun farkı ortaya çıkıyor. Yani bugün yani doğal olarak teknolojide biz hep başkalarını övüyorduk ama artık mesela bugün kendi yüksek teknoloji ürünlerimizle mesela bu pandemi döneminde yaşanan ya üretilen solunum cihazları hem kendi ihtiyacımızı gördük hem ihraç ettik. Evet. Yerli sihalarımız dünyanın göz bebeği haline geldi. Eskiden bu terör ülkemize ne kadar büyük zarar veriyordu. Şimdi oturduğumuz yerden patır patır sihalar avlıyor. Ondan sonra teknolojik olarak bu kadar şeyler var, yerli helikopter var, otomobiller yapılıyor, bilmem ne yapılıyor bu şeylerde. Bunlar da bütün Türkiye'nin şeyini değiştiriyor. Ondan sonra bu girişimciliği ben biraz önce de anlattım arkadaşlara. Yani bunlar yapılırken, bir otomobil yapılırken İTO'nun içinde 2500 tane parça var. Dünya kadar yazılım var. Yani bu yazılım sektörü artık bugün milyar dolarlık bir ihracat şeyine geldi. Ondan sonra bizim burada mesela Türk Ticaret Merkezi var. Orada yazılım ofisleri var. Dubai'de, İngiltere'de orada yazılımcılar yazılım yapıp ihraç ediyorlar. Neyi satıyor bu? Soruyorum, yazılımcı neyi satıyor? Fikri satıyor. Ondan sonra aklı satıyor. O nedenle şeyde. O yüzden bizim hiç şey yapmadan, başkalarıyla kendimizi kıyaslamadan bizim kendimiz, kendi fikirlerimiz, kendi projelerimiz. Yani bunu her fikir değerlidir. Her fikri şeyin üzerine gidin. Ondan sonra anlatın. İlla buna karşılığı olacak birisini bulursunuz yani. Yani bu şeyde. Ondan sonra insanlar da yani burada bir sürü insanla arkadaşlık edersiniz ama birkaç kişiyle dost olursunuz yani. Aslında fikrimizi doğru kişiye ulaştırabilmek en önemlisi bu girişimci. Evet, bu girişim yani bu. Ama bunun için de girişimci olman gerekiyor ki doğru kişiyi bulasın. Doğru. Yani bugün de kullandım Beyazıt İl Kubbeyt'in bir sözü var. Şey diyor ya, aramayanlar bulamaz, bulanlar arayanlardır diye. Şimdi sen önce bir kere arayacaksın yani. Arayacaksın ki bulasın. Evet. Bu çok güzel bir söz. Yani o yüzden bir fikrin olacak. Sonra bir de onu birisiyle buluşturacaksın. Fikrin olmazsa çay kahve içer ayrılırsın yani. Bir şey olmaz.
Sohbet eder ayrılırsın. Biz üzerine konuştuk ama bir arkadaşımız şey demiş. Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında başkanımız ne düşünür? Hani ne düşünüyor? Gelişecek. Yani o herhalde biz bunu anlatmadan önce sordu. Biz de cevabını verdik ama bir kere daha da söyleyelim. Yani girişimciliğin geleceği diye bir şey nasıl açıklayabilirim bilemedim yani burada. Yani bir girişimcilik bir yatırımcılıktır. Bir fikir ve bir şeye sahip olma demektir. Ondan sonra o yüzden bunları düşünen, buna cesaret eden şey. Biz bakıyoruz mesela bizim insanımızda da bu girişimcilik çok fazla. Çok fazla. Yani borç harç demeden yatırıma giriyorlar. Biz de mesela anlattım ben size tabii ki biz mesela iki cümleyle geçtik ama yani bizim de hiç paramız yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hani o günün şey koşullarında. Ama denedik, aldık. Konjonktür de devam etti. Şey yaptı. 2 oldu sana. Sonra da oldu 102. Ama dediğim gibi önce bunun için de biz girişimciyiz. Bugün bizim insanımıza bakıyorum mesela. Burada devletin mesela şeyi var. İthalatın ikame ürünlerinde bir destekleri var. Yani girişimciysen bakacaksın, araştıracaksın. Hala bugün bir sürü şeyler var sektörlerde. Plastik sektöründe, kağıt sektöründe, mobilya sektöründe, tekstil sektöründe, elektronikte, ondan sonra makinede hala çok büyük fırsatlar var. Ve bizim çok girişimcimiz var. O yüzden biz mesela geçen sene Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkeyiz. Başka da büyüyen ülke yok. Bak ilk çeyrek büyümemiz de 2021'de %7. Yani bugün Sayın Bakan açıklıyor. İkinci çeyrek yani 2022 ikinci çeyreğinde %22 büyüme çıkacak diyor. Yani bu müthiş bir şey. Bu ne demek? Büyümek demek. Girişmek, çalışmak, yatırmak, başarmak, istemek demek yani. Evet. Başkanım patent konusu arkadaşlardan bana daha program öncesine gelmişti. Hani fikri patent konusunda gençlerin durumu nasıldır? Hani bu konudaki ülkedeki durumumuz nasıldır diye soruyor arkadaşlarımız. Hani fikirlerimiz alabilir. Yani bu tabii bu patent burada eskisi gibi değil. Yani 10 yıl 20 yıl öncesinden çok iyiyiz. 10 sene öncesine göre çok yani 20 sene öncesine göre çok iyiyiz. 10 sene öncesine göre çok daha iyiyiz. Bu açıdan çünkü çok bakıyor bu patentle ilgili de yasal düzenleme yapıldı bunlarla ilgili bu patent almak çok zor ve çetrefilli bir süreçti. Bundaki o süreçler de basitleşti, daha hızlandırıldı. Ondan sonra fikri mülkiyet sahibi olmak, fikirlere sahip çıkmak bunlar önemli tabii. Yani bu bazı şeyler var. Hani girişimci yatırmıyor ama her girişimin bir değeri var. Bunu da değerli kılan ne? Patenti, sende üretim hakkının sende olması. Bugün Uğur hanımefendinin ismini unuttum bu şeyin. Sinovac aşısının Pfizer'ın aşısının mucidi. Bütün dünyanın tanıdığı bir insan ama bunları bugün bu hale getiren neydi? Bir medikal araştırma laboratuvarına sahip olmalar ve tıbbi araştırma yapıyor olmalar. Onu yaptıkları için burada pandemi döneminde çalışmalarıyla birleşti. Kısa zamanda bu aşıyı geliştirdiler ve bütün dünyanın tanıdığı bir anda milyarderler sınıfına girdi. Yani milyar dolarları olan bir şey oldu artık bu iki insan. Bir anda zengin oldular. Birkaç aylık şeyle buluştu. Yani şurada 6 aylık bir hikayesi var aşının. Evet. Şöyle bir soru gelmiş tam bizim bunun üzerine. Ar-Ge'si ülkemizde verimli olmayan buluşlarımızı, fikirlerimizi yurt dışındaki firmalara Open Innovation kapsamında nasıl satar veya lisanslarız? Riskleri, avantajları nedir? Patent bu konuda şart mı? Gibi böyle detaylı bir soru sormuş arkadaşımız. Anlayamadım ki, bir daha sorar mısın? Ar-Ge'si ülkemizde verimli olmayan buluşlarımız... Verimli olmayan, Türkiye'de verimli olmayanı dışarıya nasıl satacaksın? Nasıl şey yapacaksın? Anlamadım ki. Yurt dışındaki firmalara nasıl satarız ya da lisanslarız diye soruyor. Bu biraz önce anlattığımızda hiç şey yapmıyor. Alakası yok. O yüzden yani bizim ülkemizde başarılı değilse yani hiçbir zaman hiçbir ürün burada değerliyse dünyada da değerlidir. Ha şöyle olabilir. Bir şey yaparsın da bu bizim ülkemizin değil ama bir başka ülkenin insanının çok rağbet edeceği bir şeydir.
bir ağız tadıdır, bir yiyecektir, gastronomidir ya da kullanacağı bir şeydir. Burada bir karşılığı yokturdur ama bir başka ülkede bir karşılığı vardır. O nedenle oraya bir tercih olabilir. Ona bir şey demiyorum ama bu Türkiye'de başarısız bir proje, bir başkasının yanında bir başarılı bir proje olmaz. Zaten iyi bir fikirse, iyi bir proje ise bunda da hemen ilk işi zaten mutlaka patentini almanız. Fikrin iyi olup olmadığına, verimli olup olmadığına zaten bu yaşanılan bu süreç karar verecek. Yerelde başarılı olmak önemli zaten ilk başta. Çünkü global ortama girebilmek için yerelde güçlü olmamız gerekiyor. Yani kesinlikle. Eğer bunu birini sağlayamıyorsanız zaten öbürünün olması mümkün diye. Başkanım, zaman o kadar hızlı geçiyor ki sorular gelince böyle hızlı bir şekilde aktı. Ben şeyi sormak istiyorum. Bizlere, üniversitedeki arkadaşlarımıza, yeni mezunlara hani önerileriniz, hani girişimci olmayı düşünen arkadaşlarımıza önerileriniz nedir? Bana şu soru gelmişti, bunu da sormadan hani fikrim var, girişimci olmak istiyorum ama bir fikrimi hayata geçirmeden önce kurumsal bir şirkette çalışmalı mıyım? Yani iş hayatına girdiğimde doğrudan böyle ben girişimciyim diye işe girmeli miyim? Yoksa önce bir yerde birazcık iş dünyasının havasını solumalı mıyım diye çok fazla bir aramızda konuşuyoruz arkadaşlarla. Yani işte biraz tabii anlattıklarımıza ters bir şey. Yani bu tabii ki iş dünyası içerisinde olursunuz. Ondan sonra o size iş dünyasında işin kültürünü, o sektörde uzmanlaşmayı geri getirir. 10 sene, 20 sene, 5 sene neyse bir süre içerisinde o sektörde bir ürün keşfedersiniz, bir tane hayal kurarsınız. Ondan sonra ya götürürsünüz şirkette üretirsiniz, patenti sizde olur. Oradan bir gelir sağlarsınız ya da ayrılırsınız, kendiniz üretici olursunuz. Bu bir yol seçimi. Tabii ki bu olabilir. Ama bu ben girdim, 6 ay bir sene orada çalıştım, sonra da girişimci oldum. Yani farklı şeyler yani burada. Ondan sonra tabii ki bir şirket disiplini almak, bir üretim şeyini görmek, bir vizyon sahibi olmak, çalışma hayatını görmek önemli bir deneyim. Yani bunu deneyip de ya ben artık iş hayatına girdim, ben artık daha girişimci olamam demek değil. Bu size farklı kapı açar. Belki sizin girişimciliğinizi, hayal etmenizi, tasarımcılığınızı, bilmem neyinizi daha da olgunlaştırır, daha verimli yapar. Çok ütopik şeyler gelebilir. Mesela bizim tasarım yarışmalarımız var. Hemen hemen her sektör yapıyor. Bunun teknik üniversiteden de çok arkadaşımız katılır. Mesela mobilyanın var, tekstilin var, mücevherin var. Burada demir dişi diyoruz yani bu züccaciye türü ürünlerde, ondan sonra orada hep bir tasarım şeyini yaparız biz burada, ondan sonra ve onların ürünlerini de biz tasarım haftasında da böyle sunarız şeyde. Yani bu mesela geçen gün mobilyanın bir tasarım yarışması oldu, ondan sonra ödül vereceğimiz arkadaşlarla sohbet ettiğimizde gördük ki yani o mobilyada kazanan projelerin hepsi neydi biliyor musun mesela? Şeyde, mesela çok küçük bir evde yaşıyor, evi daha kompak hale nasıl getiririm diye mobilya tasarlamış. O projeler oldu, dereceye girdi. 10 yaşında çocuk mesela orada dereceye girdi. Ben de dedim ki ya bunun hayalini gerçekleştirelim, projelerini yapıp teslim edelim bu arkadaşların diye. Çünkü yaşadığınız koşul sizi hayal kurdurtuyor. Ya ben şurada şeyim olsa da mesela şöyle bir dolabım olsa ya da şöyle bir çalışma masam olsa, yani ders çalışırken dersi bittikten sonra bilmem ne olsa, oyuna dönüşse ya da şeye dönüşse, ondan sonra o koşullarla hayal etmiş projeler. Yarışmaya girip oralardan çok ciddi paralar, hibeler, destekler alınıyor. Yani o yüzden bu iş hayatına girip sonradan da dönüşebilirsiniz ya da girişimcilik sizin içinizde vardır. Ondan sonra işte herkes çok başarılı Steve Jobs'u bilmem neyi örnek veriyor. Daha ben girip de ben bu işte lider olacağım, bu işin en iyisi olacağım deyip de yola gidip öyle olanlar da var. Tabii ki onlar çok daha büyük projeler ve büyük servetler yaratıyorlar. İşte burada özellikle dijitaldeki kullandığınız bu Facebook'lar, Instagram'lar, işte bir sürü şeyler, sayfalar, Twitter'lar, yani pek çok bunların hepsi son kaç yılın bunlar projeleri, hayalleri, girişimcileri bunlar. Sonra 10 senenin. Bilemedin 15 senenin.
Siz bu soruya cevap verirken başkanım şey geldi. Bilgisayar oyunlarına Team'in bakış açısı nasıl? Hani oyun üretimi için kuluçka merkezi mevcut mu veya siz bu konuda destekliyor musunuz hani Team olarak diye bir arkadaş. Ben orada söyledim burada. Bizim bu bizim Hizmet İhracatçı Birliği içerisinde yazılımcıların 1 milyar doların üzerinde ihracatı var. Yani bir tane unicorn firmamız biliyorsun çok önemli bir satış gerçekleştirdi hisselerini. Bu yazılımlar, oyunlar bunların hepsini destekliyoruz. Yani bu konuda hem bu yazılımdaki olan arkadaşları destekliyoruz hem de onlara kuluçka merkezleri sağlama, belli yerlerde ofis destekleri gibi bir takım önemli avantajlar sağlıyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Şöyle ben sizle yapmış olduğunuz bu söyleşiden şöyle bir anlam çıkarttım. Girişimciyseniz öncelikle cesur olacaksın. Hani cesaretin olacak. Hani bizim için cesaretli olman gerekiyor. İkincisi bir fikre sahip olmalısın ve bu fikri doğru kişiye ulaştırmalısını çok siz dile getirdiniz. Hani bu noktada doğru kişiye ulaşmak çok çok önemli dediniz. Üçüncü adımda bundan sonra hani sermaye veya fikrini hayata geçirme noktasında zamana ihtiyacın var ve bu zamanı yakalaman gerekiyor. Doğru zamanı bulman gerekiyor diye bir kendi adıma bir özet çıkardım. Evet. Yani özetlerin gayet doğru, tesislerin de gayet olumlu. Hatta şu istersen şöyle yapalım. Bizim bu izleyen arkadaşlarımız da onlara bizim buradaki timdeki bu teknik arkadaşlarla eğer sen bu bir talep oluşursa fikirlerini, projelerini, isteklerini anlatma, bir araya girip de bu konuda destek isteme, ne yaparım, nasıl ederim, nereye başvurayım, nasıl yapayım gibi bir takım şeyler varsa onları böyle bir toplantı yaparız dijital ortamda. Bu tür sorunlarını şey yaparız. Çünkü biz bütün bu çalışmaları da bizim hem Instagram'da hem de Twitter'daki şeylerde bunları açıklıyoruz. Arkadaşlar da takip ederlerse oralardan bu soruların cevaplarını bulurlar. Ama en azından bugünkü şu yapmış olduğumuz sohbetin, söyleşinin neticeye ulaşması açısından bu arkadaşlarımızı girişimci olan, girişim fikri olan, ondan sonra bir şeyler yapmak isteyen arkadaşımızı da kaç kişi olursa olsun dinleyelim. Onların varsa görüşlerini alalım. Burada uzmanlarımızla onlara mentörlük verelim, finansman bulmaya çalışalım, yatırımcı bulmaya çalışalım ve onları şey yapalım. Sonuca götürelim yani. Bu bizim için çok güzel bir çıktı oldu başkanım. Çok teşekkür ederiz. Kesinlikle sizin kapınızı tekrar çalacağız o zaman. Vaktinizi ayırdınız. Bizlerle bilgilerinizi, birikimlerinizi paylaştınız. Çok çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için programımıza. Tüm İTÜ ailesi adına ben çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Bir de böyle son olarak ne öğütlersiniz gençlere? Bize ne öğütleriniz neler olur? Yani yıllardan beri bu STK'ların içerisindeyim. Yani eğitim konusunda üniversitelerimizin her türlü desteğine, her türlü talebine karşılık verdik. Eğitim konusunda benden destek isteyen her arkadaşıma da destek olmaya çalıştım. Ama ben de kimseye gidip de bir şeye ihtiyacım var mı diye de sormadım. Zaten sormaya değil, bunları karşılıklı bu ihtiyaçları gidereceğimiz bir platformları yaratıyoruz biz çünkü. Gerek inovasyonla, gerekse tasarımla, gerekse bu konuda bunlarla bu ortamı sağlıyoruz. Biz sözde değil, özünde tam bunun bizzat icraatını yapıyoruz. O açıdan bizim bu söylediklerimiz, anlattıklarımızın hepsinin karşılığı var, ölçülen. O nedenle bu kuşak tabii daha farklı bir kuşak. Öncelikleri, beklentileri, istekleri, yaşam şekilleri daha farklı bir kuşak. O yüzden bizimle bu kurumla paylaşmakta, istemekte, talep etmekte hiçbir çekinceler olmasın. Biz her şeye cevap veriyoruz. Herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Herkese talebini. O yüzden siz söylemezsiniz biz bilemeyiz istediklerinizi. O yüzden Allah isteyene de yardım ediyor. Dileyene yardım ediyor. Yani burada ne diyor? Allah zenginliği diyor dilediğime verir. İlmi isteyene verir. Yani demek ki isteyeceksin. Yani bu konuda
Ben hep anlatıyorum, çok kısa da bir fıkram var. Ondan sonra onu da paylaşayım şeylerde. Sonra da ben de size hoşça kalayım. Allah şeyde adamın birisi camiye girmiş. Yalvarıyor, Allah'ım büyük ikramiyeyi bana ver. Büyük ikramiyeyi bana ver. Allah'ım ya Rabbim, ağlıyor ağlıyor. Çekiliş oluyor, buna çıkmıyor. Ondan sonra aradan zaman geçiyor, tekrar camiye gidiyor, yalvarıyor, yalvarıyor. O çekiliş oluyor, çıkmıyor. Devam ediyor bu ağlıyor her şeyde. En son artık bu meleklerin de şey yapıyor, yani acıyorlar. Allah'ım diyor, bu kulun çok ısrarla ve uzun zamandır diyor, şey istiyor. İkrameyi çıksın diye yalvarıyor. Bu ikrameyi bu sefer ona verin diyor. Rabbim diyor ya işte şeyde, diyor vereceğim vereceğim de aptal kulum bilet almıyor. Şimdi bilet almazsanız size hiçbir şey çıkmaz. Doğru mu? Tabii ki. Bilet almak istiyorsan, ikrameyi kazanmak istiyorsan bilet alacağız. Girişimci olmazsan bir şey çıkmaz. Girişimci olursan çok kapı çıkabilir, çok kapılar açılır. Yani netice itibariyle hayatta herkesin önüne gidecek bir yol var. Herkesin önünde çok değişik fırsatlar var. Yani dediğim gibi kimisi profesyonel yöneticilikte, kimisi aile işinde, kimisi yatırımcılıkta kendi kanatlarının üzerinde uçmaya çalışacak. Yani o nedenle cesaret bu işin birinci şartı. Doğru zamanda ve doğru yerde bulunma ve doğru şeylerde, doğru işler yapmada ülkemiz girişimciye çok büyük destek veriyor. Teknofest, bu teknolojik yatırımlarla ilgili biliyorsunuz çok ilgi gören bir şey. Teknoloji Festivali. Tim de buraya katılıyor. Burada çok önemli bir şeyde. Bütün bu gençlerimizin projelerini orada sergiliyoruz. Şimdi her geçen gün binlerce öğrencinin robotik işlerle, robotlarla, yazılımlarla müthiş projeler yaptığını görüyorum. Bunu da görüyorum. Sizler adına da çok memnun oluyorum. Müthiş işler yapıyorlar. Uluslararası bizim mesela İnovatim'in İstanbul Teknik Üniversitesi takımı iki sene önce uluslararası bir turnuvada şampiyon oldu. Yani bu böyle örnekler var. Biz şimdi biliyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir proje yapıyoruz. Nano mikro küp güneş panelleri üretimiyle ilgili. Burada da amacımız bu inovatimli gelişme şeylerin üniversite işbirliğiyle bunları girişimci hale getirmek, onları da çok değerli, katma değerli bir ürün üretir, yüksek teknoloji ürün üretir hale getirmek. Evet, hakikaten sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ÜTÜ'lü gençlere de zaten hayatınız sizin ÜTÜ'ye girdiğiniz, ÜTÜ'yü kazanacak, puanları yapacak sınav sorularını çözdüğünüz an sizin için hayatın başka bir dönemi başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi sizlere daha farklı bir ufuk ve vizyon katıyor. Ama kimsenin de beynini açıp içine bir şey koymuyor. Bunu sizler isteyeceksiniz ve sizler alacaksınız. Cesaret sizde olacak. Bilgi orada ama siz alıp isteyeceksiniz. Kimse zorla bir şey yapmıyor. O yüzden sizler İTÜ'de olmanın avantajını fırsata çevirin. Bu şeylerde bu tabloyu çok büyük fırsata, çok büyük güce, çok büyük işe, çok büyük gelire çevirmek mümkün. Bunun için de istemeniz gerekiyor diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hepinize hoşça kal diyorum. Teşekkür ediyorum Adem Bey bu programdan dolayı. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Arkadaşlar, Haziran ayı konuğumuz İTÜ İş Dünya Söyleşilerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle'ydi. Keyifli sohbeti için, sorularımıza cevap verdiği için çok çok teşekkür ederiz. Bizim ufkumuzu çok iyi açtınız. Hani, ve emin olun ki TİM'in kapılarını çalacağız biz İTÜ'lü öğrenciler olarak başkanım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.